Başkanım, 2022 yılından itibaren ekilmeyen hemen hemen Türkiye genelinde arazi kalmadı. Peki bu yıl nohutta verimlilik nasıl geçen seneye göre başkanım? Evet. Hava şartlarından dolayı önce ilk de bereketli yıllar diliyorum bundan sonra da çiftçilerimize. Hava şartlarından dolayı nohut veriminde bir artış sağladı çiftçilerimiz. Ancak bu sefer de geçmiş yılların cezasını yine çiftçiler çekti. Geçmiş yıllarda attığı tohumu alamamıştı. Zaman zaman da konuştuk. Bundan dolayı 300 dönüm dekar yer eken bir çiftçi 40-50 dekara ya da hiç ekmedi. Bu sene de hava şartları müsait oldu. Verim geçmiş yıllara göre biraz yüksek ama ekilen yerler az olduğu için tabii ürün de az. Böyle bir durum. Merkezde araştırmama göre tabii köy köy dolaşıyoruz, muhtarlardan alıyoruz, Tarım İl Müdürlüğü'nden bilgiler alıyoruz. Tabii 80 kilo, 40 kilo, 50 kilo veren yerlerimiz de var. 200 kilograma çıkan nohut tarlalarımız da var. Ortalaması bunun Kırşehir merkez için 120 kilogram. Kamanda 90 kilogram. İşte Mucur'da Mucur Ziraat Odası Başkanımızın dediğini söylüyoruz tabii. 150 kilogram ortalama verim. Diğer bir ilçemizde 100 kilogram. İşte Akpınar'da 80-100 kilogram arasında ortalama verim alındı. Ancak burada da şu oldu. Devlet fiyat açıklaması yapmadı. Toprak Mahsulleri Ofisi. Taban fiyat uygulamasına geçmedi. Çiftçilerin işte lehine olur mevcut fiyat düşüncesiyle. Bu da fiyatta oynaklık meydana getirdi. Atıyorum 16 bin lira olan bir nohudumuz şu anda 14 bin lira, 14 bin 500 liraya kadar geriledi. Şimdi alan da korkuyor, satan da korkuyor. Böyle bir panik havası oluştu. Devletimizin buna bir el atıp buğdayda, arpada, Hububat'ta yaptığı gibi bir el atıp bu konuyu çözmesi lazım. Hem çiftçilerimizi rahatlatacak hem de esnafımızı rahatlatacak. Eğer esnaf rahatlamazsa bunun cezasını döner dolaşır yine çiftçi çeker. Bunu biliyoruz. Herkes mutlu olabilmesi için orta bir yol bulunması lazım devlet tarafından.